yaşıyorsunuz. Güzel. Kaç kez evlilik yaptınız? Bir. Eşiniz öldü mü, ayrıldınız ayrıldım, mı? Ayrıldım. Ayrıldım, ayrıldım derken o kaşınızı, gözünüzü ne kadar güzel yaptınız öyle. Kadınlardan ne kadar çabuk nefret edebiliyorsunuz. Yok, nefret. Efendim, o yüzünüzün ifadesi ortadaydı. Evet. Çocuklarınız var mıdır beyefendi? Var, var. Kaç tane? Beş tane. Beş çocuk. Beş çocuk. Kaç yıl evli kaldınız? 15 yıl. E güzel. 15 seneden sonra ayrıldınız. Normaldir efendim. Olur. Hepimizin başından geldi geçti. Doğaldır. Ne iş yapıyorsunuz? Ben lokantacıyım. Güzel. İşletme üzerine. İyi bir aşçıyım kendim. Çok güzel. Öyle işte. Kendi eviniz var mı? Yok, kiradayım. Kiradasınız. Kiradayım. Peki aylık gelir 3 aşağı 5 yukarı? Ya ben aşçı olarak da çalışsam, işletme de olsa ben 2,5-3'ün altına benim maaşım düşmüyor inşallah. Peki efendim, nasıl bir hanımla evlenmek istersiniz? Kaç yaşındaydınız ya ben, siz? Ya ben 38 yaşındayım. Gençsiniz daha. 32 ile 40 yaş arası da olabilir yani. 2 yaş oynayabilir, o önemli değil. Efendim, Sona Hanım var burada. Müslüman. Türk olarak söyledim. Bir de şöyle diyeyim, ben biraz durumu da iyi olan bir bayan olsa daha büyük bir yerde kurmayı düşünüyorum. El birliğiyle olabilir. Efendim, varlıklı bir bayan istiyormuş beyefendi. Bir iş yerini genişletmek, iki kişi bir olup işlerini daha genişletmek evet, istiyormuş. Evet. Yani onunla beraber hem evlilik hem de iş ortaklığı yapmak istiyor. Böyle bir bayan arasın beni diyor. Evet. Evet, siz söyleyin. Ben de o tarafa aktarıyorum. Sorabilir miyim? Buyurun. Peki varlıklı bir bayan olduğu zaman sizin niye tercih ettin? O bayanla benim aramdaki sorun olsun. Ben bir olabilir, farz et ki ben bir şey varlıklı yani bir bayanım. Ben, senin pardon, gibi çalışmayan insanı ne yapacağım, pardon, ben? Pardon, pardon. Ömür boyu size mi bakacak? Ben çalışmayan bir insan değilim ki. Ben yatan bir insan yani değilim. Yani beş tane çocuğunuz var. Bir de olabilir, üstelik de çocukla şey, ben, varlıklı başımın bir bayanla evlen. Ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Benim böyle başımın tacı durur. Siz, siz çocuklarınıza bakmamışsınız. O bayana nasıl bakacaksınız? Nereden biliyorsun bakmadığını? Biliyoruz işte, konuşuyoruz. Nereden burada biliyorsun? Nasıl biliyorsun? Beş tane çocuğunuz var. Lütfen, lütfen. Orada yanlış konuşuyorsun. Beş tane çocuğa bakamayan bir insan varlıklı bayana bakacak. Hanımefendi, ben size bir şey izah edeyim mi? Sinema isteyecek, gezme isteyecek, kaprisini çekebilecek misin? Bir şey izah edeyim mi ben size? Siz bana hiçbir şey izah etmeyin. O zaman siz de etmeyin. Siz zaten baştan ben size anladım ne olduğunuzu. Nasıl siz yani? Siz bana hiç kendinizi izah etmeyin. Nasıl yani? Ya şimdi şöyle bir şey var. Hanımlar çıkıyor da zengin adam istiyorlar. Arabası olsun, atı olsun. Erkekler niye istemesin? İşine gelen alır, işine gelmeyen de almaz kardeşim, bu kadar basit. Biraz erkekler istesin, isteyin vallahi, helal olsun. Evet İsmet Bey, bu adamcağızın kaşları hep çatı, kaldır be kardeşim bu kaşını. Neye kızdın da geldin sen, kızması gereken kardeşim. Ben Giresun, görelim. Oh. Of, of anam, of, of. Sen benim yerime dedin, fazlası bana yakışmıyor. Bu kadarı yeter. Derdim 1001'iken 1500 oldu. Anlat. Ne anlatayım? Ay. Çektiklerini anlat. Yok, herkesin çektiği kendinde kalsın biraz. Ama çekmişin. Çektim amca yani. Amca kızıyla evlenmiş. Teyze aman kızı neler çekti. Teyze kızıyla. Teyze. Teyze kızıyla evlenmiş. Annesinin kız kardeşinin kızıyla evlenmiş. Bir çektim, bir çektim Semra ablacığım diyor. Burnundan getirdiler hayatı. Bir parça anlatır mısınız, ne yaptı? En ne kötüsünü yaptı bu kadın söyleyeyim sana? Tarlalarda ben, baltayla mı, hayır, orakla hayır, mı hayır, kovaladılar? Ben ticareti seven insanım. Dayak mı attı? Bana dayak atamaz. Ha. Onu geçin de. Ben ticaretle uğraşan insanım. Mesela benim eşim hep bir yerde bir maaşla çalışsın. Aldığı parayı bileyim, göreyim. Biraz kıskançlık, biraz cahillik. Bu tür şeyler. Ben hep çok ben restoran kurdum, devrettim.
Bu işlerle uğraştım. Ben güzel para da kazanıyordum. Mesela bir restoranta 15-20 milyara mal ediyordum. Müşteri toparlıyorum. Mesela 50 milyar, 60 milyar, 40 milyar bu paraya devredebiliyordum. En son ben eşimden ayrıldığım zaman, Gayıştan'da oturdum o zaman. Bu evde huzili, kavgalar çıkarmak, tartışmalar. Benim o zaman 85 metrekare marketim vardı Fikirdepe'de. Komşular geliyor, ben utanıyorum. Kimiyle kavga edeceğimi şaşırdım, kime ne diyeceğimi şaşırdım. Yani bir suçun olmadığı halde insan iftiralara uğradığı zaman gerçekten de zor oluyor. O yüzden ben kapıyı vurdum çıktım. Elbiselerimi aldım çıktım. Yani seni mi kıskanıyordu hanımın? Yani son zamanlarda kıskanmayı da tamamen aştı. Ne yaptığını o da bilmiyordu. Çocukları benden soğuttu bir zaman. Ben 1,5 sene çocukları göremedim. Sonra gittim, çocuklarla barıştık. Çocuklar telefonu suratıma kapatıyordu. Benim 85 metrekare marketim vardı. Marketimi onun yüzünden zarar ettim. Sevda Hanımcığım niye kıskanıyordu ki? Ne yaptınız da kıskandı ama? Durup dururken kıskanmaz şimdi, ki. Şimdi hanımefendi ben size öyle izah edeyim. Benim hanım benim ticaret yapmamı istemiyordu. Niye istemesi? O kendi rahatlığı. İşte istemiyordu. O zaman siz bir şey yaptınız onu. Ne yapabilirim ki ben? Birini buldunuzsa kadın yok, haklıdır yani. Yok öyle bir şey yani. Bulmadım. Ben de olsam ben de yaparım. Döverim vallahi ev almam. Bulsam buraya gelmez. Neyden uğraşırsan uğraş. Yok. Yok yapmış. Şimdi, erkekler parayı bulunca atıyor kardeşim hiç konuşma. Hanımefendi ben size... Kusura bakma. İlk önce evdeki kadını değiştiriyor. Hanımefendi ben... Buluyorlar çirkin köpek. Ben 15 yıl evlilik yaptım. 15 yıl. Var var siz aldatmışsınız kadınıza. 15 yıl evlilik yaptım ben. 15 yıl evlilik yaptım. Eğer ki öyle bir huyum olsa 15 yıl evliliğim sürmezdi. Benim yüzümden belli. Yüzümde bir şey yok. Ben 15 yıl evlilik yapmışsınız. 15 yılda 5 tane çocuk. Madem ki anlaşamıyordunuz niye 5 tane çocuk yapıyorsun? Bu şiddet son zamanlara doğru artınca. Hep zaten öyle olur. Şiddet son zamanlarda olur. Karı kültürsüz olur. Karı anasının sözünü dinler. Kaynana karışır. Hep bu yani bahaneler hep bunlar. Başka bahane yok. Neyse. Şimdi ben sizi gene baş başa bıraktım. Vallahi doğru. Baş başa bıraktım. Programdan şöyle bir kendimi geri çektim. Çocuklar biraz yakın şöyle görüntü alın. Hiç beni yakın görüntü almıyorsunuz. O zaman da ben Hayfe'ye konuşuyorum. Güzel. Ben şöyle bir kendimi geriye çektim. Siz karşılıklı aldınız verdiniz. En sonunda siz 1-0 kazandım diye şöyle bir oturdunuz. Şimdi... Çocukların nerede oturuyor? Annesinin yanında. Kayıştağında. Evet. Çocukları bana düşman etti dediniz. Evet etti. Çocukların kaç yaşında? En büyüğü 15 yaşında. 15 yaşında küçük bir çocuk değil. Değil ama... Babasının ne olduğunu ne olmadığını anlamıyor da anne söyleyince bir düşman oluyor. Şimdi yani keşke bildiğiniz gibi olsa. Çocuklarının bütün masraflarını görüyor musun? Görüyorum. Ne kadar para veriyorsun Ayda hanımına Allah aşkına söyle. Benim, şu mübarek günde benim makbuzlarım evde duruyor. 600 yatırıyorum her hafta sonunda yanlarına gittiğim zaman 100 oluyor, 150 oluyor. Yani para 600 milyon para. Devlet mi çocuklarına şu kadar evet, şu kadar şu ben kadar ben söyledim demişti. Orada ben söyledim. Semra Hanımcığım bir şey ama devlet yani bağladı resmi olarak. Ve onu yatırıyorsunuz. Yatırıyorum. Ona mecbursunuz. Allah razı olsun devletimizden. Bir şey sorabilir miyim beyefendiye? Evet. Beyefendi kaç para maaş alıyorsunuz? 2,5-3 milyar. Kaç para maaş alıyorsunuz? 2,5-3 milyar. Ben şu anda Kızıl Toprak'ta bir balık lokantasına ortağım. İşletmesine ortağım. Balık lokantasına ortak olan bir insan nasıl varlıklı bir bayan arıyor? Ben bunu anlam veremedim. Şimdi nasıl varlıklı bir bayan arıyor dediniz. Ben, ortağını çıkarmak kendisi... Kendi işini hanımıyla beraber götürmek için istiyor efendim.